İyi akşamlar. Migros günlük grafik 25 Kasım'da tam 44.30'a ilk temas ettiği gün videosunu yapmıştım. Maalesef kalan günlerde geçemedi. Yani o kısımda bir miktar kar realizasyonu var. Ya olumsuz değil. Şimdilik olumsuz değil en azından. 41.5 civarları aşağıda takip edilir. Yani 23'sel takip edilir. Çok biraz yataya bağladı orada. Biraz bir şimdi bu aralar oluyor senetlerde. Böyle yataya bağlıyorlar. Bazen uzuyor. İş bir hafta, iki hafta, bazılarında 3 hafta uzuyor. Daha sonra kırabiliyorlar o dirençleri. Hızlı geldi biraz. 30 liradan aşağı yukarı 44'e kadar. Yani orası iyi bir kar sağlıyor. Fena değil. Dolar olarak kar sağlamamıştır büyük ihtimal. Yerini korumuştur ama ya bu dolar olarak biz yüzü yayınladım. Bir arkadaş çok kızmış. Dolar olarak yayınlamamak lazım demek ki. Onu anladım kendi kendime. Pek yerini de koruyamamış. Kaçıydı o? Bir daha bir bakayım. Başladığı yer 20 Ekim. Tekrar bakalım. Yani mesela o videoda neyi içerlemiş anlamadım arkadaş. Yani enteresan. Kasım, Ekim. Yani bir miktar kayba neden olmuş tabii. 3.36'dan 3.12'ye bir miktar kayba neden olmuş ama en azından bundan daha kötü tablolar gördüm. Bu biraz daha işte olabildiğince yerini korumuş dolar bazında. %7-8 kayıp. Gerçi dolar bazı %7-8 büyük kayıp. Onu da söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi yerini korumaya devam ediyor. En azından hala diri. Satıcılar çok fazla piyasayı ele geçiremediler Migros'ta bu alanda. Önümüzdeki günlerde bu tabii 44.30 dahil hala direnç, hatta orası 44.30'dan 45.60'a bir direnç hattı olarak ben söylemiştim. Yine öyle bakabilirsiniz. Orası bir direnç hattı. O hattın üstüne çıkarsa bu yükseliş tabi momentum kazanabilir. Bir miktar burada çünkü traderlar tedirgin olabilirler. Yani direnç geçilmedi, destek yakın takip ediliyor olabilir, özellikle 41.5 desteği. Önümüzdeki günlerde 41.5 üstünde kalmaya devam ettikçe tabi orada denemeler tekrar olabilir dirence ve altına salmadıkça akım değişti diyemeyiz Migros için. Onun için bu kısmı iyi takip etmek lazım. Momentum oldukça düştü. Biraz hacimli. Bu işte satıcılar dediğim gibi biraz istekli ama böyle piyasayı çok bastıramıyorlar. Çok büyük düşüşler getirmiyor bu hacimler. Şimdilik yani bu mesela hacim artar da 41.5'lar hacim artışıyla beraber delinmeye başlarsa o tehlikeli. Hani şimdilik dediğim gibi bir denge olarak dengede gibi duruyor. O yüzden çok önemli değil bu hacim artışı. Görmezden gelinebilir. 65 RSI tabii negatif. RSI oluşmuş ben bakmadığım sürede tabi sat da vermiş burada MACD'ye ama destek üstünde kaldığı için şu anda ikisinin de önemi yok. Yani RSI'nin negatif olmasının, MACD'nin negatif olmasının şimdilik hiçbir önemi yok. Destek kırılmaya başlarsa ama tabi o zaman bu grafikler ciddiye alınabilir. İyi de soğumuş aslında, yukarıda soğumuş bir taraftan. Yani 65 hala güçlü bir bölge, biraz bir yeşil yaksa buradan biraz kafasını kaldırsa RSI olumlu bir işaret olabilir. Yani soğurken çok fazla değer kaybetmediğini görüyoruz. Değerini korumuş senet. Bu bir taraftan hani destek kırılmadıkça olumlu olarak aslında düşünülebilir böyle bir şey. 45'i geçersek artık 50-52 o banda. Aslında bu 47 ara direnci var. Aklınızda olsun. Çizmiyorum buraya. 47-30 civarlarındaki ara direnç. Ondan sonra zaten o 50-52 bandına doğru bir hareket çok şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum böyle bir havada. Bunların dışında özel bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.